Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökşenli. Sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersi 3. ünite mıknatısların uyguladığı kuvvet konusunu işleyeceğiz. Etkinlikler yapacağız. Şimdi burayı bir inceleyelim. Mıknatısların uyguladığı kuvvet. Mıknatısın kullanıldığını biliyor musunuz? Evet dediğinizi duyuyorum sanki. Pusulanın kırmızı ibresi hangi yöne işaret etmektedir? Konumuzu işlediğiniz zaman bunu çok iyi kavrayacaksınız çocuklar. Bu bölümü işlerken üzerinde duracağımız kavramlar mıknatıs, mıknatısın kutupları, mıknatısın kullanım alanları. Evet burada bir mıknatıs görüyoruz. Mıknatısımız atnalı mıknatıs diyoruz. Nal şeklindeki mıknatıs. Kutuplarını görüyorsunuz. S, N, Kuzey ve Güney kutupları mıknatısımızın. Evet, gördüğünüz gibi mıknatısımızın uç kısımlarına çiviler tutunmuş. Çekmiş çivileri kendisine mıknatısımız. Burada da bir pusula görüyoruz görsellerimizden. Evet, pusulamızın renkli ibresi daima kuzey yönünü gösteriyor. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Konumuzu işlemeye devam edelim çocuklar. Mıknatısın en güçlü bölgesi neresidir? Şimdi bir önceki görseli size tekrar göstermek istiyorum. Bakın mıknatısın en güçlü bölgesi neresi? Acaba bakın şu kutup bölgelerinde neler görüyorsunuz? Evet. Şimdi hemen cevabı bulduğunuzu düşünüyorum. Mıknatısın en güçlü bölgesi neresidir etkinliğini yaptıktan sonra o sorunun cevabını çok güzel vereceksiniz eminim. Bir tane çubuk mıknatıs, bir kutu rat diye plastik tepsi. Çocuklar fen bilimleri dersi böyle kitap üzerinde nasıl işlenirse en iyi şekilde size anlatmaya çalışacağım. Önlem alalım. Rat diye kullanırken dikkat edelim. Rat diyeleri elimize batırmayalım. Nasıl bir yol izleyelim? Gruplar oluşturalım. Tepsiyi masanın üzerine koyalım. Çubuk mıknatısı plastik tepsinin içine koyalım. Bir kutu raptiyeyi 20 santim yükseklik mıknatısın üzerine dökelim. Raptiyelerin mıknatısların hangi bölgesinde toplandığını gözlemleyelim. Gözlem sonuçlarını arkadaşlarımızla paylaşalım. Şimdi bu etkinliği sizinle o şekilde yapamadığımız için ben burayı görselini çizdim. Mıknatısımızın üzerine raptiyeleri döktüğümüz zaman burada gördüğünüz gibi raptiyelerin kutup uçlarında, mıknatısımızın uç bölgelerinde, kutuplarında toplandığını gözlemleyeceğiz çocuklar. Gözlem sonuçlarını aşağıdaki boşluğa çizerek anlatınız. Raptiyelerin mıknatısın kutup bölgelerinde toplandığını gözlemleriz. Demek ki mıknatısların en güçlü bölgesi neresiymiş? Kutup bölgeleri, uç kısımları çekiyor. Hangi cisimleri çektiğini de şimdi öğreneceğiz. Mıknatısın ne olduğu ve ne zaman bulunduğuyla ilgili bilgi vermek istiyorum çocuklar size. Mıknatıs günümüzden binlerce yıl önce bulunmuş taşa benzeyen bir maddedir. Mıknatısların özelliği bazı maddeleri ve birbirini çekmesidir. Mıknatıslar birbirine itme kuvveti de uygular. Mıknatıslar kendisi diğer cisimleri çeker ama mıknatıslar birbirini de çeker fakat birbirine itme kuvveti de uygular çocuklar. Bunu unutmayalım. Doğada bulunan taşa benzer mıknatıslara biz doğal mıknatıs diyoruz. Doğada bulunan taşa benzeyen mıknatıslara doğal mıknatıs diyoruz. Günlük hayatta kullandığımız mıknatıslar ise fabrika ortamında üretilen yapay mıknatıslardır. Günümüzde çok farklı şekillerde mıknatıslar üretilmektedir. Şimdi bu çocuğun elinde bir nal şeklinde bir mıknatıs görüyorsunuz burada. Kutupları da var. Bakın. Kuzey kutbunu kırmızıyla göstermiş. N harfiyle N diyoruz. Güney kutbunu ise mıknatısın S harfiyle mavi renkli göstermiş.
Hem renklendiriyoruz hem de harflerle adlandırıyoruz kutupları çocuklar. Arda akşam yemeğinden sonra ailesine kukla gösterisi yapmayı düşündü. Odasına gidip kuklasını aldı. Kuklayı süslemek için annesinden yardım istedi. Annesi Arda'dan dolaptaki süs kutusunu getirmesini istedi. Arda odaya gitti ve dolaptan süs kutusunu almak için uzandı. Tam almak üzereyken süs kutusu elinden kaydı ve yere düştü. Yere dökülen nesneler arasında onlarca demir ataç vardı. Ataçları toplamak için U mıknatısı getirdi. U atmalığına benziyordu ama U mıknatısı adlandırıyor burada. U mıknatısı da var tabii çocuklar. Mıknatıs çeşitlerini sayarsak nal şeklindeki mıknatıs, U mıknatıs, çubuk mıknatıs, halka şeklinde mıknatıs, daire şeklinde mıknatıs olmak üzere çeşitli mıknatıslar var. Yere dökülen nesneler arasında onlarca demir ataç vardı. Ataçları toplamak için U mıknatısı getirdi. U mıknatısı halının üzerinde gezdirmeye başladı. Bir müddet sonra tüm demir ataçları mıknatıs yardımıyla topladı. Hemen annesine götürdü ve annesiyle kuklayı süsledi. Yukarıdaki metinde de gördüğümüz gibi Arda mıknatısının demiri çekme özelliğini kullandı. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri mıknatıs çeker çocuklar. Bu maddeleri içeren maddeleri de çekiyor. Mesela ataşın içinde demir vardır. O yüzden çekiyordur. İşte içinde nikel bulunan, kobalt bulunan maddeleri de mıknatıs çekiyor. Bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere ise mıknatıs denir. İnsanlar binlerce yıldır mıknatıslardan haberdardır. İlk mıknatıslar mıknatıs taşı adı verilen ve doğal bir biçimde yeryüzünde bulunan siyah kayalardan yapılmıştır. Bunlar doğal mıknatıslardır. Günümüzde kullanılan mıknatıslar ise fabrikada üretilir. Fabrikada üretilen bu mıknatıslara ise yapay mıknatıslar diyoruz. Mıknatıslar hemen hemen her şekilde olabilir. Burada doğal mıknatısı görüyoruz. Bakın doğada bulunduğu şekliyle konmuş buraya. Bu da bir yapay mıknatıs. Fabrikalarda işlenerek yapar. Değişik şekiller verilerek oluşturulmuş mıknatıs. Bu bir U mıknatıs. U şeklinde olduğu için yapay U mıknatıs diyoruz. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Bunu da bilelim. Mıknatıs taşının özelliklerini biliyor musunuz diyor. Mıknatıs taşı modern adıyla manyetit adı verilen bu kayaç demir içerir ve diğer metalleri kendine çeker. Aynı kayacın farklı parçaları birbirini çeker ya da iter. Mıknatıs taşının bir başka inanılmaz özelliği ise yere konulduğunda serbestçe dönmesidir. Böylece dönerek yaklaşık kuzey-güney doğrultusunu gösterir. Çocuklar mıknatıs taşının bu özelliğinden yararlanarak insanlar pusulayı da yapmıştır. İlerleyen konularda buna değineceğiz. Evet, burada mıknatıs çeşitlerini görüyorsunuz. Bu bir U mıknatıs, U şeklindedir. Kuzey kutbu, güney kutbu, kuzey kutbunun kırmızı renkle gösterildiğini, N harfiyle adlandırıldığını, güney kutbunun ise mavi renkle gösterildiğini, S harfiyle adlandırıldığını söylemiştim. Tekrar ettik burada da. Bu da bir çubuk mıknatıs. Çubuk şeklinde gördüğünüz gibi kuzey kutbu kırmızıyla renklendirilmiş, N harfiyle gösterilmiş, güney kutbu mavi renkle renklendirilmiş ve S harfiyle gösterilmiş. Evet, burada da yine bir halka, yuvarlak bir mıknatıs. Buna halka mıknatıs da deniyor çocuklar. Ortası boş bunun. İçi dolu olanı var. O da burada, evet, kitabımızda onu almamış bu sayfada. O da daire şeklinde bir mıknatıs var. Daire mıknatıs diyoruz. Bu halka şeklinde bir mıknatıs. O gibi, O harfi gibi düşünün. Halka mıknatıs da diyebiliriz. O
harfine benzediği için o mıknatısla diyebiliriz. Evet. Atnalı mıknatıs, bu gördüğünüzde atnalı mıknatıs. Kutupları biraz birbirine daha yakın, arka kısmı hani U mıknatısa benziyor diyebiliriz ama U mıknatıstan daha bir değişik şekli var gördüğünüz gibi atnalı mıknatısı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan mıknatıs çeşitleri yuvarlak, halka mıknatıs da dediğimiz yuvarlak mıknatıs. Evet. Çubuk mıknatıs, atnalı mıknatıs, U mıknatıs. Daire şeklinde mıknatıs da var. Mıknatıslarda çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bu bölgelere kutup adı verilir. Çekim gücünün en yüksek olduğu bölge mıknatısın uç kısımları, kutup bölgeleridir. Her mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Mıknatısın kuzey kutbu N harfiyle gösterilir, kırmızıyla renklendirilir. Burada atnalı mıknatıs da o şekilde göstermemiş ama genellikle kırmızıyla renklendirilir. Burada gördüğünüz gibi. Güney kutbu ise S harfiyle adlandırılır. Güney kutbu S harfiyle adlandırılır ve mavi renkle de renklendirilir çocuklar. Genellikle diyelim. Evet. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Birlikte keşfedelim. Malzemelerimiz. Önce etkinliğimizi okuyalım. Kırılan mıknatıslar mıknatıslık özelliğini kaybeder mi? Bu çok eğlenceli ve çok önemli bir konu. Kırılan mıknatıslar mıknatıslık özelliğini kaybeder mi diye bir etkinlik yapıyoruz. Kesinlikle kaybetmez çocuklar. Mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölersek bölelim, her parça yine aynı şekilde iki kutup oluşturur ve aynı mıknatıslık özelliğini gösterir. Şimdi bu etkinlikte de göreceğiz. 2 adet çubuk mıknatıs, keçeli kalem, etiket. Etiketin ne yapıyoruz? Etiketi böldüğümüz parçaları tekrar kutup adları yazarak adlandırmak için kullanacağız. Önlem alalım. Mıknatısı öğretmenimizden yardım alarak ikiye bölelim. Evet, bu deneyi eğlenceli bilim dersinde duygu öğretmenimize yapacağınızı düşünüyorum. Nasıl bir yol izleyelim? Gruplar oluşturalım. Öğretmenimizden yardım alarak mıknatısı ikiye bölelim. Elde ettiğimiz iki yarım mıknatısın uçlarına etiket yaptıralım. Elde ettiğimiz mıknatısların da her biri yine iki kutba oluşturacağı için uçlarına etiket yapıştırıyoruz. İkiye bölünmüş olan mıknatısların bir ucunu sağlam mıknatısın kuzey kutbuna doğru yaklaştıralım. Şimdi ikiye böldüğümüz mıknatısın bir ucunu bölmediğimiz diğer sağlam bütün olarak duran mıknatısın bir ucuna doğru yaklaştırdığımızda bu ucun kutbunu gözlem yaparak tespit ediyoruz. Eğer ki sağlam olan mıknatısın aşağıda gösterelim. Sağlam olan mıknatısın ucuyla birbirini çekiyorsa o zaman diyelim ki bu mıknatıs bölmediğimiz mıknatıs olsun, bu böldüğümüz mıknatıs olsun. Yaklaştırdığımızda çekiyorsa eğer zıt kutuplar birbirini çekeceği için bu kutba S harfini yapıştırıyoruz. Diğer kutbuna N harfini yapıştırıyoruz. Sonra diğer parçayı alıyoruz, yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdığımızda eğer ki kutuplar birbirini itiyorsa o zaman diyelim ki burası güney kutbuysa burası da güney kutbudur diyoruz. Aynı kutuplar birbirini iter çünkü mıknatıslarda bakın ne kuzey kutuplarda birbirini ne yapıyor? İtiyor. Sadece zıt kutuplar birbirini çekiyor. Etkinliğimizi buradan devam ettirelim. Kırık mıknatısın diğer ucu da sağlam mıknatısın kuzey kutbuna yaklaştıralım. Gözlem sonucumuza göre bu ucun kutbunu da tespit edelim. Aynı işlemleri diğer kırık mıknatıs ile de yapalım. Kırık mıknatısların her birinin de ucunu sağlam mıknatısla deneyerek ne yapıyoruz? Çünkü sağlam mıknatısımızın üzeri etiketli. Güney kutbuna yaklaştırıyoruz kırık mıknatısı. Eğer ki
çekiyorsa orası da güney kutbudur. Eğer ki yaklaştırdığımız mıknatısı çekiyorsa o zaman güney kutbuna yaklaştırdık. Çekiyorsa o zaman orası kuzey kutbudur. Zıt kutuplar birbirine çekildiği için bu şekilde kırdığımız parçaların kutuplarını tespit ediyoruz çocuklar. Etkinliği de bu şekilde yani çizerek gösterdim. Çünkü zıt kutuplar birbirini çeker. Farklı kutuplar, yani zıt kutuplar birbirini çeker. Kuzey kutbu, güney kutbu birbirini çeker. Ve çektiği zaman mıknatısın bu kutuplar birbirine çekerek birbirine temas eder. Aynı kutupsa birbirini iter, uzaklaştırır. Yine gördüğünüz gibi güney kutbu yaklaştırılınca birbirini ittiği için güney kutbuna yaklaştırdığınızda kırık mıknatısı itiyorsa o zaman burası güney kutbudur diye tespit ediyoruz. Kuzey kutbuna kırık mıknatısı yaklaştırdığımızda itiyorsa o zaman burası da kuzey kutbudur. Kuzey kutbuna yaklaştırdığımızda çekiyorsa o zaman burası güney kutbudur diye mıknatısın kutuplarını bu şekilde tespit ediyoruz çocuklar. Çok eğleneceğinizi düşünüyorum bu etkinliği yaparken. Yapabilirsiniz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Çocuklar mıknatısları birçok alanlarda kullanabiliriz ama şu mıknatısların kutup oluşturma etkinliği ile ilgili burada da açıklamalar var. Mıknatıslar ortadan ikiye bölündüğünde yine mıknatıslık özelliğini korur. Mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün, her parçanın yine kuzey ve güney kutbu oluşur. Parçalar mıknatıslık özelliğini asla kaybetmez çocuklar. Bir mıknatısı ortadan ikiye böldüğümüz zaman mıknatısın hangi özelliğinde değişiklik olur tartışalım. Mıknatıs olma özelliğinde bakın mıknatıs ortadan ikiye bölünüyor. Ama bölündükten sonra her iki parçada da tekrar güney ve kuzey kutbu, güney ve kuzey kutbu oluşuyor. Sadece ne oldu gördüğünüz gibi? Şekli değişti. Şekli değişti. Yani bu büyük bir çubuk mıknatıstı. Ama ikiye böldük, küçülttük. Küçük bir büyük mıknatısın yarısı kadar iki tane mıknatısımız oldu. Ama her ikisinde de mıknatıslık özelliği devam ediyor. Kutuplar oluştu ve mıknatıs olma özelliği devam ediyor. Sonra biz bu parçayı da tekrar buradan ikiye bölsek bile, daha küçük mıknatıs parçaları elde etsek bile sadece yine şekli küçülür, şekil olarak küçülür. Ama mıknatıs olma özelliğini asla kaybetmez. Yukarıdaki şekillerde olduğu gibi iki mıknatısın farklı kutuplarını birbirine yaklaştırdığımızda mıknatıslar birbirini çeker. İki mıknatısın aynı kutuplarını yaklaştırdığımızda ise mıknatıslar birbirini iter. Çocuklar burada bir şeye değinmek istiyorum. Mıknatıslar birbirini çeker veya iter ama başka cisimleri itmez. Başka cisimleri demir, nikel, kobalt gibi cisimlerden ve bu cisimlerin karışımı olan maddeleri sürekli çeker. İtme özelliği yok. Diğer cisimlere itme özelliği yok. Sadece birbirini iter. Aynı kutuplar birbirine yaklaşıyorsa mıknatıs da birbirini iter. Zıt kutuplar yaklaşıyorsa birbirini çeker. Bunu da unutmayalım. Yani demek ki bir mıknatısın sadece başka bir mıknatısa itme kuvveti uygulayabiliyor. Aynı kutup olursa itme kuvveti uyguluyor. Diğer maddelere itme kuvveti uygulamaz mıknatıslar. Yani mıknatısın çekebildiği maddeler nelerdi? Demir, nikel ve kobalt. İçinde demir, nikel ve kobalt bulunan bütün maddeleri mıknatıslar çeker, itmez. İki kutbu da çeker aynı zamanda. Hani bu kutup çeker, birisi çekmez değil. İki kutup da demir, nikel ve kobalt olan maddeleri kendine çeker. Tekrar edelim burayı bir kere daha. İyice öğrenin çocuklar. Farklı kutuplar birbirine çekme kuvveti uygular. Bakın birbirini farklı kutup, kuzey kutbu, güney kutbu, NS birbirini çekiyor. Farklı kutuplar birbirine çekme kuvveti uygular. Aynı kutuplar birbirine itme kuvveti uygular. Aynı kutup
Gördüğünüz gibi aynı kutuplar gelmiş. Ne yapar? Aynı kutuplar ise birbirini itiyor, uzaklaştırıyor. Mıknatıs da oluyor bu itme. Bir mıknatıs başka bir mıknatısı itebilir. Hem çeker hem iter ama başka bir maddeye itme kuvveti uygulamaz. Sadece çekme kuvveti uygular. Tekrar ediyorum bunu. Aynı kutuplar birbirine itme kuvveti uygular. Burada gördüğünüz gibi kuzey kutupları, kırmızıyla gösterilen en harfleriyle gösterilen kuzey kutupları birbirine itme kuvveti uyguluyordu. Burada da güney kutupları mavi renkle renklendirilen güney kutupları aynı zamanda güney kutbunu S ile adlandırıyorduk. Birbirini ne yapıyor gördüğünüz gibi itiyor. Evet, birlikte keşfedelim şimdi bu sayfaya geldik. Mıknatısların birbirine uyguladığı kuvvet biliyorsunuz ve diğer cisimlere uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir aynı zamanda. Temas gerektirmeyen bir kuvvet uyguluyor. Mıknatısın etki etmesi için temas etmesine gerek var mıdır? Mıknatısın etki etmesi için temas etmesine gerek yoktur çocuklar. Bunu sizler çok eğlenceli bir şekilde biliyorsunuz. Hatta öğretmenin mıknatısı işte kağıdın altına koyup üstüne top iğneleri koyarsak kağıdın üstüne mıknatıslar dönüyor falan demiştiniz. Geçen yıl yapmıştık öyle bir etkinlik. Sizin kendi buluşlarınızdı bunlar. Evet, malzemeler cam tabak, şişe mantarı, demir ataş, cetvel, bant, iki kitap, bir mıknatıs. Malzemelerimizi burada görüyoruz. Önlem alalım. Araç gereçleri kullanırken dikkatli olalım. Nasıl bir yol izleyelim? Ataşı mantarın kenarına bantla tutturalım. Cetvelin bir ucuna mıknatısı bantla yapıştıralım. Evet. Cam tabağa biraz su koyalım. Mantarı ataş aşağı gelecek şekilde mantarı ataşı tutturduk ya. Ataş aşağı gelecek şekilde tutup yüzdürelim. İki kitabı aralarında boşluk bırakarak sıranın üzerine yerleştirelim. Evet, aralarında boşluk bırakacağız. Kitapların üzerine su dolu tabağı koyalım. Mıknatıslı cetveli tabağın altında gezdirelim. Ataşlı mantarı gözlemleyelim. Şimdi biz tabağa kitapların üzerine koyduk. Altta boşluk olacak. Alttaki boşluktan tabağın içinde de su var ve mantarı koyduk suyun içine. Mıknatısı tabağın altından ne yapacağız? Gezdireceğiz. Biz gezdirirken tabii aşağı doğru tuttuğumuz için ataşta demir olduğu için mıknatısın çektiği bir cisim ne yapacak? Mantarı suyun içinde yüzdürecek çocuklar. Bu etkinliği yaparken çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Gözlem sonuçlarınızı yazınız. Evet, mıknatıs manyetik alan oluşturarak demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeker. Evet. Mıknatıs demir ataşa dokunmadan mantar gemiyi hareket ettirebildi mi? Mıknatıs demir ataşa dokunmadan mantar gemiyi hareket ettirir. Çünkü mıknatısın uyguladığı kuvvet nedir? Manyetik bir kuvvettir. Dokunmadan, temas gerektirmeyen bir kuvvet. Dokunmadan hareket ettirebilir. Mıknatıs demirden yapılmış nesnelere görünmez bir kuvvet uygular mı? Evet, uygular. Temas gerektirmeyen bir kuvvet uyguluyor. Mıknatıs demirden nesnelere görünmez bir kuvvet uygular. Burada kullandığımız demirden nesne neydi? Ataştı. Ataşı biz mantara tutturmuştuk. Mantarı ataş aşağı gelecek şekilde su dolu kabın içine koyduk. Kitapları böyle birbirine yakın koyup altta boşluk oluşturuyorduk. Üzerine koyacaktık. Hayalinizde canlandırın bunu. Sonra da kendiniz de yapabilirsiniz bu etkinliği çocuklar. Sonra da mantarı biz suda gezdiriyorduk. Mıknatısın temas gerektirmeyen
kuvvetiyle, temas gerektirmeden uyguladığı kuvvetle ne yapıyoruz? Mantarı gezdirip suyun içinde yüzdürebiliyoruz. Evet, bir sonraki etkinliğimize geçelim sevgili çocuklar. Evet. Deneyi severek ve eğlenerek yapacağınızı düşünüyorum. Yine burada da çok güzel bir etkinlik var. Mıknatıs tüm maddeleri çeker mi? Evet, malzemeler neler? Birlikte keşfedelim diyor. Biz deneyerek göreceğiz hangilerini çekiyor, hangilerini çekmiyor. Ben önceki bilgilerinize dayanarak hemen şunları çeker diye söylediğinizi düşünüyorum sanki. Mıknatıs, silgi, malzemelerimiz bilye, ataç, kalem, raptiye, toplu iğne, tebeşir, tahta kalemi, plastik cetvel. Önlem alalım. Burada malzemelerimizi görüyorsunuz. Evet, önlem alalım. Toplu iğne ve raptiyeleri kullanırken dikkatli olalım. Batırmayalım elimizi. Nasıl bir yol izleyelim? Getirdiğimiz araç gereçleri sıranın üzerine koyalım. Mıknatısın hangi cismi çekip hangi cismi çekmeyeceğini tahmin edelim. Bu etkinliği yapmadan bile tahmin ettiğiniz ve cevapladığınızı düşünüyorum. Tahminimizi aşağıdaki tablodaki tahminim kısmına işaret edelim. Mıknatısı sırasıyla cisimlere yaklaştıralım ve gözlemleyelim. Gözlem sonuçlarımızı aşağıdaki tabloda yer alan gözlem sonucum kısmına işaretleyelim. Tahminlerimiz ve gözlem sonuçlarımızı karşılaştıralım. Şimdi, evet, silgi tahminim mıknatıs çekmez diye tahmin edeceksiniz eminim. Gözlem sonucunda da mıknatısımızı silgiye yaklaştırdığımızda mıknatıs silgiyi çekmeyecektir. Evet, bilyeye mıknatısınızı yaklaştırdığınızda bilye, eğer ki bu bir metalden yapılmış bir bilye ise mıknatıs bunu çeker. Eğer metal değil başka bir işte cam ise eğer cam bilyeler de var diyorsunuz o zaman çekmez. Metal olduğunu düşünelim. Biz oradaki görselde metal olarak görünüyor çünkü. Mıknatıs çeker diye tahmin ediyoruz ve mıknatıs çeker. Ataçın demirden olduğunu bir önceki etkinliğimizde yapmıştık ve mıknatısın çektiğinde gözlemlemiştik. Çeker diye tahmin ediyoruz ve çektiğini de gözlemliyoruz çocuklar. Kalemi mıknatıs çekmez diye tahmin ediyoruz ve yaptığımız gözlemde de çekmediğini, etkinlikte de çekmediğini gözlemleyebiliriz. Raptiyeyi mıknatıs çeker çünkü demir var. Raptiyede çeker diye tahmin ediyoruz ve yaptığımız etkinlik sonucunda da çektiğini gözlemliyoruz. Toplu iğneyi mıknatıs çeker diye tahmin ediyoruz ve çektiğini gözlemliyoruz. Tebeşiri mıknatıs çekmez diye tahmin ediyoruz ve çekmediğini de etkinlik sonucunda gözlemliyoruz. Tahta kalemini, burada tahta kalemini mıknatıs çekmez diye tahmin ediyoruz ve gözlem sonucunda da mıknatısın çekmediğini gözlemliyoruz. Plastik cetveli de mıknatıs çekmez diye tahmin ediyoruz çünkü çocuklar demir, nikel, kobalt yok bunlarda ve mıknatısın çekmediğini gözlemliyoruz. Eğer ki bir maddede demir, nikel ya da kobalt varsa mıknatıs o cisimleri çeker kendine. Şimdi bu bölümle ilgili bu konumuzu da işledikten sonra çocuklar bir sonraki dersimizde mıknatısın yeni kullanım alanları ve bu konularla ilgili işlediğimiz konularla ilgili soruları cevaplayacağız, etkinlikleri yapacağız, testleri cevaplayacağız. Burayı da dikkatli dinleyelim. Mıknatısların günlük yaşamda kullanım alanları. Günlük yaşamda pek çok alanda mıknatıs kullanılmaktadır çocuklar. Hoparlörlerde, telefonlarda, buzdolabı kapaklarında, çanta kapaklarında, pusulada. Şimdi görselleri de var burada inceleyeceğiz. Evet.
Hurdalıklarda böyle metalleri ayırmak için vinçlerin ucuna mıknatıs, çok güçlü mıknatıslar bağlanıyor. Oradaki metaller ayrıştırılıyor. Oralarda da kullanılıyor. Merhaba, benim adım mıknatıs. Günlük yaşamınızda benim nerelerde bulunduğumu ve nerelerde kullanıldığımı biliyor musunuz? Beni sıklıkla kullandığınızın farkında mısınız? Örneğin pusulanın gövdesinde bir destek üzerinde dönebilecek şekilde yerleştirilen küçük bir mıknatısım. Pilotlar, gemiciler, dağcılar yönlerini bulmak için beni kullanır. Ayrıca buzdolabı kapaklarında, buzdolabı süslerinde, duş kabini kapaklarında ve kimi çanta kapaklarında bulunurum. Çantaların ağzı açık kalmasın diye çantaları da çocuklar böyle mıknatıslı bir şekilde yapıyorlar. Kendiliğinden kapanıyor, mıknatıs çekiyor birbirine. Evet, şimdi burada pusulayı görüyorsunuz. Pusula demişken pusulayla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Pusula ibresinin kuzeyi gösteren ibresi daima kırmızıdır ve neyi gösterir? N harfiyle adlandırılır. Güneyi gösteren ucu mavi ya da siyah renklendirilir. S olarak gösterilir. Pusula yön bulmada kullanılır. Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir. Pusulanın bu gördüğünüz ibresi incecik bir mıknatıstır çocuklar. Mıknatıstır. Yanında manyetik alan olmayan cisimler olacak. Manyetik alan oluşturmayan cisimlerin bulunmadığı bir alanda pusulayı düz bir zemine koyduğumuz zaman doğru yönü kuzeyi gösterir. Pusulayı kim bulmuştur? Merak ediyor musunuz? Pusulayı ilk Çinliler bulmuş çocuklar. Çinliler tarafından milattan sonra 1. yüzyılda pusula icat edilmiş, bulunmuş, keşfedilmiş. Burada bir buzdolabı kapağında ki magnetleri görüyorsunuz. Magnetlerin buzdolabının kapaklarında da mıknatıs olduğu için magnetleri çekiyor ve yapışıyor. Acaba bu araç ve gereçlerde neden bulunur mu tartışalım diyor. Az önce bahsetmiştim size hurdalıklarda, vinçlerde büyük bir mıknatıs var. Bu hurdalıklardaki metalleri ayrıştırmak için, geri dönüştürmek, ayrıştırmak için kullanılıyor çocuklar. Hurda malzemeler içinden demirin ayrılmasında kullanılırım. Hurda otomobillerin ve fabrikadaki büyük ağırlıkların taşınmasında oldukça kolaylık sağlarım diyor bize mıknatıs. Evet, acaba bu araç ve gereçlerde neden bulunurum tartışalım diyor. Neden bulunduğuna bakalım. Mıknatıs günlük kullandığımız bazı araç ve gereçlerde bulunur. Bu araç gereçler sayesinde hayatımızda kolaylık olur. Evet, bu araç gereçler sayesinde hayatımız kolaylaşıyor. Bu cevabı da kendi kitaplarınızda ekleyebilirsiniz çocuklar. Benim önemli kullanım alanlarımdan biri de bilgisayarlardır. Bilgisayarların sabit bellekleri benimle kaplıdır. Bilgiler bu bölgede kaydedilir. Cep telefonu, kapı zilleri benimle çalışır. Hoparlör ve mikrofonlarda da işe yararım. Çöplerin içindeki bazı metal parçalarında da benim sayemde ayrıştırılır bu metaller diyor mıknatıs. Benim yarar sağladığım cihazların yanı sıra beni uzak tutmamız gereken bazı araç ve gereçler de vardır. Bazı elektronik donanımlı araçları etkilerim. Onların bozulmasına veya zarar görmesine neden olurum. Bu nedenle banka kartı, kredi kartı, cep telefonu, televizyon, yaklaştırmamanız, televizyon, bilgisayar monitörü, video ve kaset, CD ve DVD taşınabilir bellek ve benzeri eşyalara beni yaklaştırmamanız gerekir diyor mıknatıs. Bu cihazların zarar görmesine sebep olurum diyor. Çünkü zarar görebilir bu cihazlar. Çünkü
manyetik bir çekim alanı oluşturuyor orada. Sağlık alanında birçok hastalığın teşhisinde benden faydalanılmaktadır. Günümüzde insanların iç organları manyetik rezonans, MR dediğimiz görüntüleme yöntemiyle incelenir. Bu makinelerin içinde ben kullanılırım diyor. Mıknatıs bize bu bilgileri veriyor çocuklar. Mıknatısın etki maddeleri öğrendik. Mıknatısları yakında olduğu zaman bu zarar görecek araç gereçleri de öğrendik. Bunlara dikkat edelim çocuklar. Mıknatıslar parçalandığı zaman her bir parçasının yeni kutuplar oluşturacağını da öğrendik bu dersimizde. Bundan sonraki derslerimizde mıknatısların yeni kullanım alanlarıyla ilgili konumuzu işleyeceğiz. Bir de bu ünitede öğrendiğimiz bütün konularla ilgili etkinlikleri ve soruları cevaplayacağız. Bu dersimizde ünitemizin ikinci bölüm konularında mıknatısların uygulandığı kuvvet konusunu işledik. Mıknatısı öğrendik. Mıknatısın kullanım alanlarını öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.